Bizde mali sunum yok. Dolayısıyla bir sunum hazırlığıyla gelmedim. Ama kısa bir izahat vermek için huzurlarınızdayım. Şimdi Hayri Bey bir takım açıklanmasını istediği bir takım mali verilerden bahsetti. Biz biliyorsunuz bu rakamlarımızda son derece şeffafız. Bizim çalıştığımız bağımsız denetim kurulu bizim direktiflerimizle çalışmıyor. Bağımsız mali bir denetimden geçiyoruz ve bunun belli süreleri var. Bu mali raporlar yayınlandığında zaten faaliyet raporlarımızda da bu beyaz kitapçığımızda da yayınlanıyor. Biz divanımızın ve genel kurulumuzun bizden istediği her türlü veriyi sizle dilediğiniz zaman şeffaf bir şekilde paylaşmaya hazırız. Eşref abi de bilir, bu sunumlarda bir zaman hani hem sizleri sıkmayalım diye hem de gündemin yoğun olmasından dolayı hep bir pazarlık halindeyiz. Ben o 20 dakika diyor, ben 25 dakika diyorum, 30 dakika diyor, kendisi de biliyor ve belli format var. Bu format dahilinde biz bu sunumları yapıyoruz ama dediğim gibi dilediğiniz takdirde her türlü şeffaf mali raporu paylaşmamızda hiçbir sakınca yok. Bu arada hemen gene Hayri abi üzerinden geçti. Ben de çok kısa bir üzerinden geçeyim. Şimdi biz mali işler departmanımızda yapmış olduğumuz idari bir takım reformlarla artık hesaplarımızı güncel takip edebiliyoruz. Rötarımız yok. Üstelik geçen divanda bahsettim. IFRS hesabı esası üzerinden bu kayıtları da tutmaya bünyemizde başladık. Kendi içimizde tabii ki bağımsız denetimden geçmemiş haliyle de IFRS bazında bu mali rakamları görmeye başladık. Şimdi ben hemen kulüp solo dediğimiz sadece derneğimizin altında faaliyet gösteren merkez ve tesis ve spor şubelerimizle ilgili Mayıs sonuyla ilgili bir rakam paylaşmak istiyorum. Bütçemizi 7,9 milyon faaliyetin altındaki finansman giderini ayrı tutuyorum. Faaliyetimizi 7,9 milyon artı bütçelemişiz. Mayıs sonu itibarıyla 12,5 milyon faaliyetimizi artı neticelendirdik. Yani bütçemizden Mayıs sonu itibarıyla daha iyi bir performansla gidiyoruz şu anda. Şubat sonu biliyorsunuz 9 aylık sportifi rakamlarını hemen geçiyorum. Brüt karımız 270 milyon. Faaliyet karımız 188,9 milyon. Ve net karımızı finansman gideri vergiler düştükten sonra 81 milyon olarak kapa bildirmiştik. Şimdi biz Mayıs sonu yani sezon kapanışını da sportif konsolidenin görüyoruz. IFRS üzerinden görüyoruz. Daha henüz bağımsız denetimden geçmedi. Ama bildiğiniz gibi biz bunu yönetim olarak açıklayamıyoruz. Önce kapı açıklamamız gerekiyor. Ama ben şimdiden gördüğüm rakamlar üzerinden biz şimdiden size şunu söyleyebiliriz ki UEFA kriterlerini tutturmamız konusunda hiçbir endişemiz yok. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimizde ne diyoruz? Kulüp konsolide diyoruz. Yani derneğimizin ağır zararı nette sportifin karını birleştirip konsolide yaptığımız zaman da biz geçen divanda açıkladım. İlk defa 3 aylık Mart sonu IFRS hesap planı üzerinden kendi bünyemizde konsolide bir tablo yaptık. Ki bu Galatasaray tarihinde ilktir. İlk olarak Haziran konsolide yapılır. Biz Mart sonu 3 aylık konsolide bir tablo yaptık. Merakla biz çıkan neticeyi bekledik. Ve burada faaliyetimizi 11 nokta, yanlış hatırlamıyorsam 11,2 milyon TL kar çıktığını gördük. Faaliyet karı verdik. Yani zararla karın birleşiminden faaliyet karı verdik. Tabii ki finansman giderlerini düşünce konsolide de gene zarardayız. Ama bu çok önemli.
bizim kulüp konsolide olarak faaliyetimizde kar vermemiz çok çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Ben 10 sene geriye gittim, böyle bir şey yok. İlk defa. Biz bu süreci aksatmadan aynı titizlikle devam ederek bu ivmeyi sürdürmemiz lazım. Bu ivmeyi uzun süreler, uzun yıllar sürdürdüğümüz takdirde biz nakit akışta rahatlığımızı hissedeceğiz. Bir daha söylüyorum, nasıl yıllarca zarar edip nakit akışımızda bu sıkışıklığı hissediyoruz? Ancak yıllarca kar ederek, bu istikrarı sürdürerek nakit akışımızda bir rahatlık hissedeceğiz. Yapılandırmanın haricinde konuşuyorum. Kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz takdirde bunu da kendimiz başarıp sağlayabiliriz. Şimdi burada Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz'in 2011 yılında attığı bir tweet söyleniyor. Ben açıkçası vicdanen rahatsız oluyorum. Aynı başkanımız Mustafa Cengiz'in bugün şahsi kulübümüze verdiği kefaletin tutarı 375 milyon lira. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın da 390 milyon lira. Biz şimdi bugün buradan yaparken bu konuşmaları lütfen bu insanların da hakkını teslim ederek konuşalım. Bu arada bir ilave daha bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu yapılanlar bizim başkanımız ve yönetim kurulumuzun iradesiyle yapılır. Bakın bu mali tabloların arkasında bir takım idari reformlar var. Bu idari reformlar olmadan bu mali tablolardaki iyileşmeyi biz sürdüremeyiz. Bu idari reformlarda başkanımız ve yönetim kurulumuzun koymuş olduğu iradeyle yapılıyor. Dolayısıyla bu başarıyı lütfen başta başkanımız ve yönetim kurulumuza atfen kabul etmek istiyorum. Kendi şahsıma binaen kabul etmek istemiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.